Dostlar merhabalar. Eşitsizlikler ünitemizin, dördüncü ünitemizin yani 20. köşe taşıyla devam ediyoruz Gobeller. Sorularımızı çözmeye bakalım ne diyor 20 numara. Birinci sorumuzda diyor ki, denkleminin gerçel kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre şöyle bir eşitsizlik varsa m'nin alabileceği değerler kümesi nedir diye bir soru sormuş. Hemen şöyle yapıyorum, şurayı bir payda eşitleyelim dostlar. Şöyle olacak bakın, x1 artı x2 gelecek. Şurayı x2 ile, şurayı x1 ile çarpıyorum. Bölü x2 çarpı x1 geliyor burası da. x2 çarpı x1. 1'i de bu tarafa alalım, eksi 1 olarak gelsin. Küçüktür, 0 kaldı burada da. Şimdi biz biliyoruz ki kökler toplamı dediğimiz şey eksi b bölü a. Şurası bizim b'miz, şurası bizim a dediğimiz yer, şurası da c. Eksi b, yani önündeki işaret artıya döndü. M artı 4 bölü 1 var burada da a yerinde. Demek ki m artı 4 bölü x1 çarpı x2, yani c bölü a'ydı bu da. 3m bölü 1'den 3m. Bir de eksi 1 var, küçüktür 0. Hadi şurada payda eşitleyelim. M artı 4 eksi 3m bölü 3m geldi. Küçüktür 0 oldu kardeşlerim. Şimdi şu üst tarafı bir daha, bir satır daha düzenliyorum. M'den 3M çıktı, 2M kaldı, eksi 2M, yani 4 eksi 2M bölü 3M. Küçüktür 0 oldu arkadaşlarım. Bu eşitsizliğimizin durumu. Şimdi üst tarafın kökü 2'dir, alt tarafın kökü 0'dır. Hemen tablo oluşturuyorum şu kenarda. 0 ile 2'yi yazdım. Artı, eksi burası, artı burası, eksi ile başlıyorum, artı, eksi diyorum. Küçük sıfır olan yerlere al diyor, yani şurayı ve şuraya alacağız arkadaşlarım. O halde çözüm kümemiz eksi sonsuz ile sıfır aralığındadır veya 2'den birleşim 2 ile de sonsuz aralığıdır. Var mı şıklarda böyle bir şey? Bakın tamamı yok, sadece bir kısmı var burada ya da bir kısmı burada var. Demek ki şöyle yazmış. Ya budur arkadaşlarım doğru cevap, ya da bunun denki olan tüm reel sayılardan şu sağlamayan kısmı çıkartacağım. Yani reel sayılardan 0 ile 2 aralığını çıkartacağım. Yani doğru cevabımız Edirne olacak kardeşim. Geldik 2 numaralı sorumuza. Denkleminin birbirinden farklı kökleri x1 ve x2'dir diyor. Peki x1 çarpı x2 büyüktür 0. Şimdi x1 çarpı x2 dediğimiz şey C bölü A. Şurası bizim C'miz arkadaşlarım. A'mız da şurada kardeşler. Yani 1. C bölü A şu bölü 1'den bu gelecek direkt. Yani M kare artı M eksi 2. Büyükmüş 0'dan. C bölü A. Bunu da çarpanlarına ayıralım. 2 ile 1 diye ayıralım. Hatta eksi 1 olsun ki çarpımları eksi 2, toplamları 1 oldu. Yani şöyle ayrıldı. M artı 2 M eksi 1 büyüktür 0 geldi. Birincisini hallettim arkadaşlarım. Geldik ikincisine. Bakalım bu ne diyor şimdi. Burada da kökler toplamını vermiş. Kökler toplamı da şu bölü 1'di. Yani eksi 2M 1 ama eksi B bölü A'ydı. Yani 2M oluyor eksi B'miz bölü 1'den büyüktür 0 dedim. Yani 2M büyüktür 0. Dolayısıyla M büyüktür 0 geldi buradan arkadaşlarım. Şimdi m sıfırdan büyük olacak. Şurada da şöyle bir eşitsizliğimiz var. Hadi çözüm kümesini, bir tablosunu bir çizelim bunun. Köklerimiz 1 ile eksi 2'dir. Eksi 2'yi yazdım, 1'i yazdım. Şöyle oldu. Artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı dedim. Sonra benden büyük sıfır olan yerleri al diyor. Şuraları ve şuraları aldım. Şimdi bir de şu eşitsizliği düşünürsek, m sıfırdan büyük olacak demiştik arkadaşlarım. Sıfırdan büyük dediği için şurası bir kere kesinlikle olmayacak. Yani negatifler olmayacak. Şu eksileri bir kere devre dışı bırakalım biz. Eksilerle işimiz yok arkadaşlarım. Peki birden büyük olacak. Bu birden küçük diyor. Bu sıfırla iki aralığını almış ama sıfır aralığımızın içerisinde değil zaten. Birden büyük olmak zorunda. Bu da gitti. Demek ki birden büyük, ikiden küçük. Bir tek bu uygun oldu arkadaşlarım. Doğru cevabımız Ceyhan'daymış. Geldik 3 numaralı sorumuza. Bakalım ne diyor. Denkleminin gerçel kökleri x1 ve x2'dir diyor. Şöyle bir eşitsizlik vermiş. Bakın ben burayı şöyle yapacağım.
x1 çarpı x2 parantezine alıyorum burayı. X1'in bir tanesini aldım, x2'yi aldım. Bir tek x1 kaldı. Buradan da x1'i aldım, x2'nin bir tanesini aldım, bir tek x2 kaldı. Küçüktür 0. Peki x1 çarpı x2, yani c bölü a. C'miz burası. A'mız da 1'miş arkadaşlarım, a dediğimiz yer. O zaman ne oldu? A eksi 3 geldi burası direkt. Çarpı, şuraya bakalım, kökler toplamı. O da eksi b bölü a'ydı. Eksi b, a eksi 2 yapar. Yer değiştirelim. Bölü 1'den yine a eksi 2 geldi. Küçüktür 0. Kökleri buluyorum. 3 bununki, 2 bununki. Hemen bir tablo çizelim arkadaşlarım. 2 ile 3 diyelim, şöyle yaptık. Artı ile başladık. Eksi artı geldi. Bize nereye alın diyor? Küçük 0. Yani 2 ile 3 aralığına alın diyor. Cevabımız Edirne'deymiş dedi. Dördüncü sorumuz. Denkleminin gerçel kökleri x1 ve x2'dir. Kökler toplamı ile kökler çarpımının toplamı. Kökler toplamı ile kökler çarpımının toplamı 2'den küçükmüş arkadaşlarım. Küçük 2. Peki kökler toplamı eksi b bölü a demiştik. Yani şuranın eksilisi bölü 2. O da eksilisi ne yapar? A eksi 1 diye yer değiştirdim. Bölü 2. Kökler çarpımı ne yapacak? A eksi 2 bölü 2. Onu da şuraya yapalım. Artı a eksi 2 bölü 2'dir. Şu 2'yi de sol tarafa alalım. Eksi 2 diye gelsin. Hatta 2 demek ne demektir? 4 bölü 2 demektir. Eksi 4 bölü 2 diye gelsin. Küçüktür 0 kaldı. Şimdi üst tarafı bir düzenleyelim dostlar. Hemen paydalarımızı bir eşitleyelim. Paydalar eşit zaten. Bölü 2 diye yazdım buraya paydamızı. Üste bakıyorum. 4a buradan. 1a da buradan geldi. 5a. Eksi 4 buradan geliyor. Eksi 2 daha eksi 6. Eksi 4 daha eksi 10. Bölü 2 küçüktür 0. 2'yi de buraya attık. 5a eksi 10 küçüktür 0 geldi. 5a küçüktür 10. Bir de 5'e bölelim. A küçüktür 2 çıktı dostlarım. A 2'den küçükmüş, en büyük tam sayı değerini soruyor. 2'den küçük en büyük tam sayı değerimiz 1'dir. Cevabımız Bursa'da. 21 numaraya bakıyoruz hemen. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Ve kökler arasında x1 sıfırdan küçük, yani eksi bir işaret. x2 sıfırdan büyük, yani artı, pozitif bir değer. Ve ben şunu biliyorum. O halde kökler çarpımı, yani c bölü a dediğim şey kesinlikle sıfırdan küçük olacak. Çünkü çarpımları 1'e eksi 1 artı olduğu için negatif bir sayı çıkmak zorunda. Peki c bölü a m eksi 7 bölü 1. O zaman m eksi 7 küçük 0. Demek ki m küçüktür 7 olacak. Sorumuzun cevabı Denizli'de arkadaşlarım. Geldik 2 numaraya. Denkleminin kökleri zıt işaretli ise zıt işaretli olduğunda ne diyorduk? Çarpımları, köklerin çarpımı, yani c bölü a kesinlikle sıfırdan küçük olacak. C'miz neymiş arkadaşlarım? Şurası bizim C dediğimiz yer. Yani eksi 9 eksi M bölü A dediğimizde 2 küçüktür 0 olacak. 2'yi buraya atalım. Eksi 9 eksi M küçüktür 0 oldu. M'i gönderiyorum. Eksi 9 küçüktür M'den. Ya da M büyüktür. Eksi 9'dan çıktı sorumuzun cevabı. 3 numaraya bakıyoruz dostlar. Denkleminin gerçel kökleri şudur. O halde benim buradan söyleyeceğim şey neydi? 1'e eksi 1 artı olduğu için çarpımları kesinlikle sıfırdan küçük olacak. Çarpımları eksi a eksi 1 geliyor c'miz. Eksi a eksi 1 bölü a yerinde zaten a yazıyor. Ve bu ne olacaktı? Küçük 0 olacaktı. Bu 1. Hatta şunları eksi parantezine alalım. Artıya dönsün bunlar. Eksi parantezine alıp buraya da attığımda bu eksiyi bu tarafa verdiğimde eşitsizlik yön değiştirdi. Demek ki a artı 1 bölü a geldi burası. Peki devam edelim. Bir de şunu vermiş bakın. X1'in mutlak değeri X2'den daha büyük. Yani X1 mesela şöyle bir sayı. Eksi 5 olsun. X2'de 3 gibi bir sayı. Bakın mutlak değeri daha büyük. Bunu söylemesinin sebebi de şu. Sen bunları toplarsan diyor. X1'in mutlak değeri daha büyük olduğu için X1'in işaretini alacak sonuç. Toplamlarının sonucu. O yüzden toplamları negatif çıkacak. Yani x1 artı x2 kesinlikle küçük 0 diyor. Peki x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a'dan. Yani eksi b'miz 3 yapıyor. Bölü a'mız da a.
Bu da küçükmüş sıfırdan arkadaşlarım, bunu söylüyor bize. Peki şimdi bu ikisini birleştirip soruyu çözelim dostlar. Şunun kökü sıfır, bunun kökü eksi bir. Buradan da sıfır geliyor. Hadi bir yapalım bunu bakalım. Şöyle köklerimizi bir gösterelim arkadaşlarım. Şuradan zaten yani içler dışlar yapsak ne oluyor? Hani sıfırdan küçükmüş ya. Burası zaten pozitif. Buna hiç bakmayalım arkadaşlarım. A kesinlikle negatif olacak diyebilir miyim buradan? A kesinlikle sıfırdan küçük bir sayıdır ki sonuçta sıfırdan küçük çıksın dostum. Peki düzenleyelim şimdi, tablomuzu oluşturalım artık. Şu adamın kökleri eksi 1 ile 0'dı. Eksi 1 ile 0 çizdim. Artıyla başlıyorum. Artı, eksi, artıdır dedim. Benden sıfırdan büyük olan yerleri almamı, şuraları almamı istiyor. En büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Biz ne diyoruz? A sıfırdan küçük. O halde şu tarafa zaten bakmayacağım ben. Eksi 1'den küçük olacak. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gidiyor. En büyükleri eksi 2 olduğu için cevabımız Adana geldi. Hadi dördüncü sorudayız goberler. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. O halde benim buradan söyleyeceğim. Bakın şu işlemden çıkartacağınız şey x1'in eksilisi daha küçükmüş. O halde toplamlarını, yani x1'in eksilisi daha küçükmüş. Bir kere çarpımları şuradan ne geliyor? İkisi de zıt işaretli olduğu için çarpımları kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan küçük. Yani x1 çarpı x2 küçüktür sıfır diyebilirim. Şimdi x1 5 gibi bir sayı olsa eksilisini aldığımda artı 5 oluyor. Demek ki x2 7 gibi bir sayıymış ki eksilisini aldığımda bile daha küçükmüş. O halde bunların toplamının sonucu yani x1 artı x2 dediğim şey daima sıfırdan büyük olacak arkadaşlarım. Bunu da söyledik. Şimdi x1 çarpı x2'ye gelelim kardeşler. Ne geliyor x1 çarpı x2? M eksi 8 bölü 3 kesinlikle sıfırdan küçük olacak. Demek ki M bu durumda ne geliyor kardeş? Küçüktür 8 geliyor. Şuna bakalım, kökler toplamı M eksi 2 kesinlikle sıfırdan büyük olacak. M büyüktür 2'den dedim. Hadi bu ikisini birleştirelim. Şimdi dostlar 21. köşe taşının şu son sorusunu bir halledelim. Ben buruşturdum ama çözdük diye. Bir daha şu son damlayı bir daha yapalım. En son 2 ile 8 aralığında bulduk arkadaşlar. Ve buradaki köklerimiz 3, 4, 5, 6, 7 çıktı. Bize de bunların toplamını soruyor. 25'i işaretledim arkadaşlar. Şimdi gönül rahatlığıyla 22'ye geçebiliriz dostlar. Bakalım ne diyor 22 numara. Evet, birinci sorumuz. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir diyor kardeşlerim. Tamam, köklerimiz x1 ve x2. Bu kökler şöyle bir ilişkiye sahipmiş. x1 ile x2'nin toplamı sıfırdan büyükmüş arkadaşlarım. x1 ile x2 pardon, tek tek sıfırdan büyük. Yani bu da pozitif bir sayı, bu da pozitif bir sayı demektir o halde. Yani şunu söyleyebilirim ben. Köklerinin çarpımı x1 çarpı x2 idi ya arkadaşlarım, şurada yazıyorum. x1 çarpı x2 kesinlikle, yani c bölü a kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan büyük bir sayı olacak. C bölü a sıfırdan büyükse ikisinin de işareti aynıdır. C ile a'nın çarpımı da pozitif bir sayı olacak. Peki deltamız neydi dostlarım delta? B kare eksi 4ac'ydi. Bakın a ile c'nin çarpımı ikisi de aynı işaretli olduğu için kesin pozitif. Burası pozitif bir sayı çıkacak o halde. Bu da pozitif bir sayı çıktı. Şimdi bizim buradan söyleyeceğimiz bir de şu var arkadaşlar. Demek ki deltamız da kesinlikle sıfırdan büyük gelecek dostlar. Çünkü neden? Bunun kökler toplamı da sıfırdan büyük. Yani eksi b bölü a'mız da sıfırdan büyük. Dolayısıyla bu adamın ezber yapmamanız için uğraşıyorum arkadaşlarım. Diyeceğiniz şey şu. Kökler çarpımı yani c bölü a eksi şu oluyor. Yani a eksi 6 bölü a'mız da 1 olduğu için 1. Kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan büyük. Yani a eksi 6 büyüktür sıfırdan, a büyüktür 6'dan çıkacak. Bu 1. İkincisi bir de delta'ya bakacaksınız. Delta büyüktür 0 olacak dostlarım. Çünkü a ile c aynı işaretle oluyor bu durumda. Kesinlikle ama kesinlikle deltamız 0'dan büyük geldi. Hadi bir de delta'yı bulalım. B kare eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz de a eksi 6.
Kesinlikle dedim ki bu da sıfırdan büyük oldu. Peki burayı bir düzenleyelim. Ne geliyor? 4 eksi 4a artı 24 geliyor. Büyüktür 0. 4a'yı bu tarafa atalım. 28 büyüktür oluyor. 28 büyüktür 4a'dan. 4'e bölersek de 7 büyüktür a'dan. Yani a 7'den küçük, 6'dan da büyük olacakmış. 6 ile 7 aralığında diyeceğiz dostlarım. Bakın şimdi 2'de de benzer muhabbeti yapacağım. Yine ne diyor? Gördüğünüz gibi kökler ikisi de sıfırdan büyük. O halde diyeceğimiz şey şu. İki kökün de çarpımı ne olmak zorunda kesinlikle? Sıfırdan büyük olmak zorunda ki zaten 9 bölü 1'den evet sıfırdan büyük geliyor. Peki kökler toplamı ne olacak? İkisi de pozitif olduğu için kökler toplamı da sıfırdan büyük olacak. Hadi köklerin toplamını yazalım. Eksi b yani şuranın eksilisi m eksi 2 yaptı. Bölü a. A'mız da 1'dir. Kesinlikle sıfırdan büyüktür dedim dostlarım. Bu durumda m ne çıkıyor? M büyüktür. 2 gibi bir sayı bulduk. Bu bir dursun. Sadece bu yeterli değil. 2'den büyük demeyeceksiniz sadece. Bir de delta'ya bakacaksınız. Delta için ne demiştik dostum? Kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Delta büyük 0. Hadi bakalım b kare. Şuranın karesini alıyorum. Eksinin karesi zaten artı. Direkt şu parantezin karesini alayım ben. M kare artı 4 eksi 4m. Eksi 4 çarpı ac yani eksi 4 ve 9'un çarpımı da eksi 36 büyüktür 0. Düzenleyelim. M kare eksi 4m eksi 32 oldu büyüktür 0. Çarpanlarını ayırıyorum. 8 ile 2 diye ayrılır ki eksi 8 olacak. M eksi 8'e m artı 2 diye de çarpanlarına ayırdım. Büyüktür 0 geldi dostlarım. Şimdi bir de köklerini bulalım bunun. 8 ile eksi 2'dir. Tablo yapıyorum hemen şöyle kenarda. Eksi 2 diyorum, 8 diyorum, artı, eksi, artımı yazdım. Büyük olan yerleri al, şuraları al diyor. Şimdi biz ne bulduk? M için 2 aralık bulduk. 1. M 2'den kesinlikle büyük olacak. Bu tamamdır arkadaşlarım. M 2'den büyükse şurası bir kere otomatik iptal oldu. 8'den büyük olacak o zaman artık M dediğimiz sayı. Çünkü bakın bu 8'den büyük diyor. Bu 2'den büyük diyor. Yani bu diyor ki 3'ü 4'ü 5'i alamazsın diyor. O yüzden bunu alacaksın kardeşim. Üst sınırı alt sınırı bulurken mutlaka büyük olan hangisiyse. Bak 2 var 8 var. Büyük olanı alacaksın. Demek ki doğru cevap 8'den büyük olacak. Yani Edirne 8'den sonsuza kadar gidecek. Geldik şu 3 numaraya. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Peki x1 ile x2'yi görüyorsunuz. İkisi de sıfırdan küçük. Yani ikisi de eksi. O halde diyeceğim şey şu. Bu adamların kökler çarpımı kesinlikle pozitiftir. Evet 4 bölü 1 geliyor zaten pozitif. Kökler toplamı kesinlikle ama kesinlikle negatiftir diyeceğim. Çünkü ikisi de eksi bir sayı. Peki kökler toplamını nasıl buluyorduk? Şuranın eksilisi yani b'nin eksilisi bölü a. A'mız da 1 olduğu için şuranın eksilisi direkt a eksi 9. Kesinlikle ne olacakmış kökler toplamı? Sıfırdan küçük olacakmış. O halde a küçüktür 9 geldi. Bunu bir bulduk arkadaşlar ama zıplamıyoruz hemen değil mi şimdi? A 9'dan küçük, A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 8 olsaydı şıklarda işaretlemeyecektik. Bir de neye bakacağız? Delta büyük 0'a. Hadi deltasını bulalım. Şuranın karesi. Onu direkt açayım ben. A kare artı 81 eksi 18 A diyeyim. Bir de eksi 4 AC yani eksi 16 geliyor. Büyüktür 0. Düzenliyorum burayı kardeşim. A kare eksi 18 A. 81'den 16 çıktı 65. Büyüktür 0 geldi. 65'in çarpanları 13 ile 5'tir. Eksi 13 ile eksi 5 yapıyorum ki toplamları eksi 18 olsun. Yani şöyle oldu. A eksi 13, A eksi 5. Büyüktür 0 geldi burası da. Bunun kökü 13, bunun kökü 5. Hemen tablomu çizdim. 5, 13 dedim. Kökler artı, eksi, artıya aldım. Büyük dediği için şuralar benim kabulümdür dedim. Şimdi biz A'yı ne bulmuştuk? 9'dan küçük bir değer bulmuştuk. Demek ki şu 13'ten büyükleri zaten istesem de alamayacakmışım ben. Burada da diyor ki 5'ten küçük. Bakın A'nın üst sınırını alacağım. 1'i 9, 1'i 5. A şimdi 9'dan mı küçük? A 5'ten mi küçük kabul edeceğim? Üst sınırı alırken, neyden küçük olduğunu alırken
Küçük olanı alacaksın kardeşim. Büyüklerden küçük olanı alıyorum. 5'i alacağım. Demek ki 5'ten küçük kabul edeceğim. 5'ten küçük ne var? 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. En büyüğünü sorduğu için 4'ü işaretledim. Hadi şu 4. sorumuza bakalım. Bu ne diyormuş? Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Şimdi bak, kökler çarpımı diyor. Sıfırdan büyük. Kökler çarpımı sıfırdan büyükse ya ikisi de eksidir ya da ikisi de artıdır. Yani ikisi de aynı işaretli olacak. Yani ikisi de ya sıfırın bu tarafında olacak ya da ikisi de sıfırın bu tarafında olacak arkadaşlarım. Şöyle olacak kökler. Yani biri sağında biri solunda olmayacak. Bursa gitti. Edirne gitti. Denizli gitti ister istemez kardeşlerim. Şimdi hangisi kaldı? Ceyhan mı? Adana mı? Onu da şu belirliyor. Köklerin toplamı sıfırdan küçük. Bakın eksi b bölü a. Kökler toplamı kesinlikle diyor sıfırdan küçüktür diyor. O halde ikisi de eksi olsun ki kardeşim. Topladığımda sıfırdan küçük çıksın. Yani cevabım Ceyhan'da diyorum dostlar. Evet gobeller, köşe taşlarını bitirdik. Bir sonraki videomuzda tarama testiyle devam edeceğiz inşallah. Hadi kolay gelsin arkadaşlar.